Fuar günü programımız Tümüzü'de devam ediyor. Şimdi yanımızda Nihan Ketenci var. Nihan Ketenci, Mertel Cam Balkon koordinatörü bizimle beraber. Herhalde konut sektörü bir o kadar hareketli diyoruz ama bir de diğer hareketli olan yan sektörler var. Onlardan bir tanesi de cam balkon. Evet. Herhalde son yılların en popüler olayıdır. Herkes balkonunu camla kapatmak istiyor Nihan Hanım. Biraz da işin uzmanı olarak size danışıyorlardır mutlaka. Hı-hı. Şimdi önce fuardan başlayacağız. İki gündür buradasınız. Tam komşumuzsunuz, görüyoruz sizin nasıl çalıştığınızı. Bir de sizden dinleyelim, fuar nasıl gidiyor? Fuar iyi gidiyor. Bugün daha yoğun, daha kalabalık. Geçen senelere rağmen bu sene daha yoğun geçiyor. İnşaat fuarıyla yapı yaşam fuarını birleştirmek en doğru karardı bence. Gayet güzel gidiyor. Pazar günü daha yoğun olacağını düşünüyoruz tatil günü olduğu için. İki gündür gelip gidenler mutlaka sizlere birçok soru var. Evet, yöneltiyorlardır. Peki en çok karşılaştığınız soru ne oldu? Fiyattır mutlaka değil mi? Evet, öncelikle fiyatı soruyorlar ama aslında önce malzemeyi tanımaları gerekiyor kıyaslama yaparken. Ama bizim genellikle fiyat, ilk aşamada fiyat geliyor. Şimdi mutlaka evini camla kaplatmak isteyenler var. İlk olarak da fiyatı düşünüyorlar. Haliyle biz de sorumuzu ilk olarak fiyattan başlayalım. Gerçi metrekareye göre değişir bu olay ama sonuçta sabit bir fiyatınız var. Şimdi biraz sistem, ondan bahsedelim. Bize biraz ürünü tanıtın. Sistem metrekare ile hesaplanıyor. Ama opsiyonel sunduğumuz birçok ürün var. Yani müşterilerimiz istedikçe fiyatlar yükseliyor. Yani 1000 liraya çıkan balkon da var, 10.000 liraya çıkan balkon da var. Dediğim gibi istekler arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Burada kullanıcılar dikkat etmesi gereken en önemli nokta sizce nedir? Yani camın kalitesi mi, işte o camdaki tekerlek mi, alüminyum mu? Biraz konuyu öğrenmişiz galiba, biz de sizlerden öğreniyoruz. Biraz da sizden dinleyelim. Hassas bence olmaları gereken nokta nedir sizce? İlk önce firma önemli, kurumsal çalışması gerekiyor, onun düşüncesindeyiz. Cam genellikle zaten 8 milim standart temperli cam kullanılıyor. Onun yanı sıra alüminyumlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü yük taşıyor alüminyumlar. Et kalınlığının fazla olması gerekiyor. Daha sonradan servis hizmeti verebilecek firma ile görüşmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yeni çıkan ürünler var, onları takip etmeleri gerekiyor. Evet. Bu renkli cam mı yoksa normal şeffaf cam mı? Sizin tercihiniz ya da tavsiyeniz hangi yönde olur? Biz şeffaf cam tavsiye ediyoruz. Çünkü renkli camda sürekli güneş gözlüğüyle bakar gibi bir görüntü oluyor. İlk bakışta hoş geliyor ama yarın öbür gün rahatsız edebilir. Renkli camın geriye dönüşü yok. Ama şeffaf cam yaptırıp beğenilmediği takdirde film kaplatılabilir. Evet. Şu anda da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe yayınlıyoruz. İnteraktif bir yayın olduğu için sürekli ziyaretçileri de burada görebiliyoruz. Evet, cam balkondan devam ediyoruz değerli izleyiciler. Nihan Hanım bizlere detayları ve tüyoları anlatıyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şeffaflık daha önemli çünkü daha uzun süre kullanış da veriyor, sağlıyor değil mi? Yani görüntüyü kesmemiş oluyor. Hı-hı. Dediğim gibi renkli camın geriye dönüşü yok ama şeffaf cam yaptırıp daha sonradan film kaplatılabilir. O da beğenilmezse belli bir süre sonra sökülüp şeffaf kullanılmaya devam edebilir. Renkli cam yerine şeffaf yaptırıp perdeli kullanabilirler. Bu da bir alternatif, alternatif çözüm evet. Peki Nihan Hanım, ortalama cam ömrü ne kadar oluyor yani bu tarz sistemlerde? Yani bir ömrü örnek yok. Yani 6-7 yıl diyen hayır, var. Hayır. Mesela bir konuğumuzla görüşmüştük. Demiştik ki o da işte kalitesine bağlıdır uzun ömürlü olması. Çünkü bir sistem, hani camın kendisi değil. Bunun mekanizmaları da olduğu için bir dayanma süresi olabilir diye yani bile getirmiştim. Sarf malzemelerinde yıpranma olabilir. Evet. Şimdi mesela yeni çıkan bir ürün var. Normalde cam aralarında şeffaf fitiller kullanılıyordu. Bunlar gün geçtikçe sararıyor, yıpranıyor dış ortama maruz kaldığı için. Şimdi onların alüminyumları çıktı. Alüminyum fitil contalar var mıknatıslı. Hem camın esnemesini engelliyor, hem izolasyona yardımcı oluyor ve daha uzun ömürlü kullanılabiliyor. Evet. Yani yıpranma derken camda, cam zaten temperli cam, ısıl işlemden geçiyor, dayanıklı hale getiriliyor. Camın yıpranması yok ama dediğim gibi sarf malzemelerinde yıpranma olabiliyor tabii. Peki gelelim diğer önemli bir konuya. Bu anlamda sizin tavsiyeleriniz kullanıcılara neler olur? Yani hangi balkon tipi için, örnek veriyorum işte kuzey cepheden daha çok rüzgar alır, o balkonun biraz daha işte cam kalınlığı
artmalı mı? Yoksa standart balkonlarda standart ürünleri tavsiye ediyor musunuz? Şimdi en büyük sıkıntı balkonların su alması. Biz elimizden geldiği kadar engellemeye çalışıyoruz. Kendi çıkartmış olduğumuz yağmur profilini kullanıyoruz. Bununla %95 oranında yağmur suyu için garanti verebiliyoruz. Fakat balkonun konumuna göre değişiyor. Birinci kattaysa su almayabilir. Ama üst kattaysa, rüzgarı görüyorsa daha fazla yağmur suyu alabilir. Ama hani bu kaliteyle alakalı değil. Biz tek tip ürün kullanıyoruz. Birinci kalite, ikinci kalite diye ayrılmıyor. Aynı malzeme kullanılabiliyor. Yani 10. katta da aynı malzemeyi kullanıyoruz. Birinci katta da aynı malzemeyi kullanıyoruz. Peki fiyatlardan bahsettik. Açıkçası bir de size şunu sormak istiyorum. Sizi nerede bulabilir izleyiciler? Bu fuara geldiklerinde hangi lokasyondasınız? Biz biliyoruz ama bir de sizden dinleyelim. İkinci salonda yer alıyoruz. Evet. Fuar haricinde de Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde yerimiz. 60. bloktayız. Orada ziyaret edebilirler. Ürünlerinizin tamamı orada var. Var. Ve ücretsiz keşif değil mi? Evet, ücretsiz keşif yapıyoruz. Evet. Satış sonrası hizmetler sizde de aynen devam ediyoruz. Peki Bursalılar bu fuara geldiklerinde nelerle karşılaşabilirler? Bir de sizden dinleyelim. Bu fuara niye gelmeliler? Yani inşaat sektörü gittikçe ilerliyor. Evet. Bence aradıkları her şeyi bu fuarda bulabilirler. Ev ihtiyaçları varsa, daha sonra cam balkon kapattıracaklarsa, yani mutfak yaptıracaklarsa duvar kağıdının A'dan Z'ye her şey bulunuyor. Bence gelmeleri gerekiyor. Bence gel. Evet. Kadın gözüyle de mutlaka, evet, fuarda mutlaka gelmeleri birçok şeyi gerekiyor. Aynı evet. anda bulabilecekler duvar kağıdından. Cam evet, balkonuna evet. kadar bu anlamda da özel bir yer. Evet. Evet, son sözlerinizi alalım. Özellikle kadınlara ne söylemek istersiniz? Çalışan da bir kadınsınız. İş hayatında kadınların varlığını her zaman destekliyoruz. Evet. Çalışan bir kadın olarak da sizin görüşlerinizi alalım. Kadınların iş hayatında olmasıyla alakalı da birkaç söz alalım sizden. Mutlaka iş hayatında olması gerekiyor bayanların. Ayaklarının üzerinde durmaları gerekiyor. Kadınların evet. özgüveni sağlam evet, bir şekilde evet. mutlaka çalışmaları gerekiyor. Evet. evet. İhtiyaçları yoksa bile. İhtiyaçları yoksa, yoksa bile. Evet. Kendi sosyal güvenleri için. Evet. evet. Değerli izleyiciler, Fuar Günü programında bir hanımefendi ağırladık. Nihan Ketenci bizlerle beraber oldu. Mertel Cam Balkon ürünleri ve inşaat fuarıyla ilgili görüşlerini aldık. Umarım faydalı bilgiler aktarmışızdır. Fuar Günü programımız tüm hızıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.